Ya şimdi seçime 7 ay kaldı. Bu olayın, bu terör eyleminin, Turgay Güler'e soruyorum, seçimde bir irtibatı kurulabilir mi? Yani kurulabilir. Nasıl kurulabilir? Şöyle kurulabilir. Şimdi bu olay gerçekleştiği andan itibaren bir söylem duyuyoruz. Bugün Aslı Baykal'ın, keşke onu bulup gösterebilsek, Aslı Baykal'ın muhteşem bir tweet'i var. Muhteşem. Size göre. Bana göre tabii ki. Ya siz söyleyin, yani seçimle nasıl bir bağlantı kurulabilir? Şunu yaptılar. Dediler ki işte seçim yaklaşıyor. İktidar kendisi ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, kurumlarını böyle bir şekilde nasıl suçlayabilirsiniz siz ya? Akıl tutulması. Bu seçimle bağlantısı var diyorsunuz siz de. Yok. Seçimle bağlantısını kuruyorlar üzerinden var. Ha, kuruyorlar anlamda. Tamam. Yani seçim yaklaşıyor. Bu saldırıları işte iktidar kendisi yaptırıyor gibi akla ziyan. Yani bu ülkenin kurumlarını, bunların hepsini zan altında bırakıp böylesine korkunç bir iftira sergiliyorlar. Ben o iftirayı değil, şeyi soruyorum. Hani seçime yönelik... İşte bunun dillendirilmesi... Bu planlamaları yapanların diyorum kafasında. Bunun, aynı şeyi söylüyoruz. Bunun dillendirilmesi, böyle bir algının pişirilmesi, ekilmesi... işte bu plan üzerinden yapıldı. Ya buna kim inanır ya? Belki şöyle bir şey sorulabilir mi? Yani seçim sürecinde olan Türkiye'de... Seçim sürecinde olan Türkiye'de toplumsal fay hatlarını daha kırılgan, daha hassas hale getirme noktasında... O da var. Ama yani dışarıdan birleştirir. İşte rebound etkisi yaptı. Aslında terörün ayrıştırıcı etkisi ne karşın Türk milletinin milli birlik ve beraberliği var. İşte vatandaşlarımız burada bunu gösteriyor. Onu söylediğin anda diyor ki işte bak böyle olduğu için bilerek yapılıyor. Ama muhalefet iktidar birleşti. Gayet güzel tepkiler veriyorlar. Ayrışma yok. Evet. Teröre karşı. Evet. Yani, birlik beraberlik yani var. Bir bugün bir metin var altılı masadan. PKK'nın adı geçmiyor. Terör örgütünün adı geçmiyor. Niye geçmiyor Masum Bey? Şimdi PKK açıklama yapmış. Tabii. Ben değilim. PYD olduğunu diğer taraftan bizim iktidar tarafı, İçişleri Bakanı söylemiş. PYD'yi açık seçik bir şekilde dile getirmiş. Ellerinde istihbarat yoksa bu, şey de bu konuyu oldu, açıkça bir söyleyemezler. Bir yani. Zamanlamaya da dikkat çekmek lazım. Her zaman aynı. Geçen seferki saldırı da öyleydi. Geçen seferleri yani, bilmiyorsun. Yani terör lanetlenmiş şeyler, bir kere. Altılı Masa'nın açıklaması saat kaçta geldi? Belli mi saati Onur? Dün... Bir bakabilir misin? Bu saatle yani, alakası yok. Acaba Mersin saldırısında da, daha önceki saldırılarda da PKK diyemiyorlar. Derler canım, olur mu öyle şey? Nasıl olur mu öyle şey? Gösterin, ben size bir takım elbise alayım. Esas birlik beraberliği siz bozuyorsunuz. Ahmet Bey gösterin, ben size bir takım elbise alayım. Siz gösteremezseniz. Yani ben demiş olabileceklerini umut etmek istiyorum. İddiaya gireceğiz. Ama şu biraz insafsızca olur. Yani altılı masaya bir sürü eleştiri hep beraber yapalım da hani PKK'ya PKK diyememek ya da PKK'ya terörist örgüt diyememek gibi eleştiri. Niye insafsızca yapmak? Diyemiyor, ben ne yapayım nasıl Onur diyemiyor Bey? Yani... Diyemiyor. Buyur göster. Ya şöyle Mersin saldırısı sonrasında o arkadaşların liderlerinin oturum yaptıkları açıklamadan bak, göster. Şunu buyur söyleyeceğim. Hiç konuşmayalım. Evet. Açıklama tekniği olarak hani onu dediler bunu dediler polemiğine girmeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. Allah bugün Allah. CHP'sinden İYİ Partisi'ne kadar hepsi PKK'nın terör örgütü olduğunu söylüyorlar. PKK'nın terör örgütü olmadığı konusunda hiçbir şey yok. Mesela aynı konudaki eleştirinizi HDP'ye yöneltebilirsiniz. Anlayabilirim. Onlar PKK'ya terör örgütü derken Onur Bey, sorun yaşıyorlar. Onur Bey. Ama CHP'de bunu Onur görmüyorum. Bey, İYİ Parti'de Onur Bey, görmüyorum. Onur Bey, ben de görmediğim için söylüyorum. Gördüyseniz bana gösterin. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı terör örgütü olarak görmüyor. Doğru mu? PKK'yı görüyor, PYD'yi görmüyor. Hayır, PKK'yı da görmüyor. Hayır, fiilen görmüyor ama evet, resmi açıklamaları gördükleri evet, yönde. Ama fiilen yardım ediyor sonra. Hayır. Resmi açıklamada da Biden'ın açıklamalarında onların taziye mesajını yok, terör listesinde varlar Turgay Bey. Var. Var. Ama buna uygun davranmıyor. Evet. Orada hemfikir olabiliriz. Şimdi. Ama PYD terör listesinde 50 bin tır dolusu PKK'ya silah veren ben değilim. Yeni de değil bu. Yeni de değil. 90'lardan beri. Parasal yardımı yapan da vesaire. Şimdi Amerika gerek YPG'yi üzerinden direkt görmemesi ya da öbürünü gördüm deyip uydurması vesaire, bunu anlayabilirim. Ne olur bunların çıkıp
PKK terör örgütünün bir eylemi sonrasında PKK terör örgütünü lanetliyorum deseler saat ne olur? Saat 14'te açıklanmış mıydı PYD? Yani yakalanmış mıydı 14 itibariyle? Abi buyurun Mersin saldırısı bak ne diyorum. Az bir gereken... de şöyle diyor ya Turgay Güler metin şu. Taksim'de meydana gelen hain terör saldırısını toplantımızın öncelikli gündem maddesi olarak ele aldık. Saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, şifa, hayatını kaybedenlerin sayısını artmamasını için dua ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz. Bizler Türkiye'yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Gayet güzel değil mi ya bu? Terör örgütleriyle Türkiye'yi dizayn etmek. Üst akıla bile mesaj var yani. Bakın dünyaya biz şu anda İsveç, Finlandiya bunlar da görmüyor PKK'yı. Avrupa başkentleri terör örgütü olarak görmüyor. Bunun mücadelesini veriyoruz. Muhalefetimizin ismiyle zikretmiş olması. Bakın Mustafa Karasu'nun bir açıklaması var. Diyor ki Şebnem Korur Fincancı büyük onurlu bir davranış sergilemiştir. Kendisini kutluyorum. Tarihi bir... Şimdi konumuzla ne ilgisi var Şebnem Korur Fincancı'nın? Niye olmasın? Ben de anladım. Altılı masayı konuşuyoruz. Altılı masaya geleceğim zaten. Şimdi... Turgay Bey her şeyi altılı masaya biz de konuşurken bize bağlıyor. Yarıdan keserseniz nasıl... Yani... Olacak? Nasıl olacak? Turgay kardeşim... Nasıl bak, olacak? Bak... Bak şu anda terörü lanetlemiş mi lanetlemiş? İstifade Masum edenleri Bey. Lanetlemiş mi lanetlemiş? PKK terör örgütünü reddetmiş mi PKK etmiş? PKK terör örgütü dese ne olur? Güzel olur. Normal bir şey zaten terör örgütü. Niye demiyor? Beyaza beyaz demek gibi bir şey. Dememiş, niye demiyor? Şimdi demedikleri için bu altılı masayı, partiyi, onları savunan herkesi Türkiye'den ihraç mı edelim? Ben başka bir hayır, şey hayır yani şimdi bak. Ben başka Türkiye'de bir şey ben diyorum ki bana şunun cevabını verin. Söylediği birlik Bey, bana şunun cevabını sosyolojik şeyi Mersin saldırısında ya. Önceki saldırılarda bir hepsinde PKK diyememe, PKK dememenin sebebi ne olabilir? Soruyorum. Daraltmak istememiştir. Başka terör örgütlerini de kastetmiştir. Ya bilmiyoruz PKK yapmış. Belki başkaları da var. PKK çıkmış ben yapmadım demiş. Ama bu arada başka terör örgütleri vardır. Hiç konuşmadığımız taşeronluk yapan marjinal örgütler yok mu Türkiye'de? Yani şimdi bazı şeyleri... Yani elma ağacı da var Türkiye'de yani. Efendim? Elma ağacı da var Türkiye'de. Ben elma ağacından bahsetmiyorum. Sizin canınız elma çekmiş herhalde. Ben terör örgütü var diyorum. Başka marjinal terör örgütleri ya var. Ya Masum Bey Allah aşkına ya dinlemiyorsunuz. Yani siz, Mersin saldırısını kim sizin, gerçekleştirdi? Sizin Mersin saldırısını PKK gerçekleştirdi. Burada altılı masanın yaptığı açıklamada Allah Allah. Bir terörü lanetleme var mı? Var. Kınama var mı? PKK kınamayı niye diyemedi sorusunun PKK var. Niye demiyorlar şimdi sorusunun burada, cevabı yok. Niye demiyorlar sana hesap vermek zorundalar mı? Ne demek kusura bakma. Gayet sana tabii, hesap vereceğim. Gayet tabii. Yani şimdi birisi size, bir şey demiyor. Ben size niye hesap demiyorsun vermek ya? Bizi ilgilendiren. Ben size hesap vermek zorunda mıyım? Ben size hesap vermek ben zorunda de değilim. Ben size hesap vermek zorunda mıyım? Değilsiniz. O zaman ne cevap veriyorsunuz bana? Tamam ama ben böyle düşünüyorum. Ben size ben hesap vermek zorunda mıyım? Ben yanlış yapıyorsun. Bir tahminde bulunabilir miyim? Allah Allah. Bir tahminde bulunayım. Şimdi altılı masa neden PKK değil de sadece terörist dedi kısmının ne olduğunu ne cevabını 6 kişi bilebilir. Ama... Sayın Bakanımın yanında tereciye tere satmış gibi olmayayım ama siyasette şöyle bir şey korkarsınız. Hele bir parti adına şey yapıyorsanız, söz söylüyorsanız. Çok erken verilen tepkiler içeride sizi mahcup edebilir. Mesela Turgay Güler bugün bunu PKK yaptı Allah belasını versin der. O sadece Turgay Bey'i bağlar. Ama yarın PKK değil de atıyorum IŞİD çıkar bunda. Ne fark eder ikisini de Allah Turgay, belasını dakika, versin. Turgay bir dakika. Müsaade eder misin? Pesiz köyler. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Zaten böyle. Bunda çok özür dilerim. Tamam mı Eray Bey? Böyle bir noktada isim vermekten çekinilmiş olabilir. Biraz daha görelim devletin resmi açıklamalarına hakim olalım denilmiş olabilir. Bu böyledir demiyorum. Ancak siyasetçi sorumluluğu içinde böyle bir ihtimal olduğunu söyleyebilirim. IŞİD saldırdığında IŞİD'i direkt ismiyle kınıyor. Şimdi efendim. Yani en az onun kadar aşağılık konu biraz siyasi ama. Hani biz de siyasetçi değiliz. Fakat şöyle bir şey var. Yani bahsettiğimiz terör örgütleri Türkiye'nin yani yıllardır boğuştuğu canımızı çok yakan. Yani hem can kaybımızı hem de maddi büyük zararlara uğratmış, bizden kan kaybetmemize sebep çok önemli bir şey. Yani bu işte bilmem neredeki Boko Haram, Somali'deki Boko Haram örgütüne yani falan bahset. Terörist örgüt mü diye konuşmak abes. Efendim şöyle arz edeyim. Yani neticede milletin de bir beklentisi var. Yani siyasetçi nedir?
çözüm üreten sorumluluk sahibi bir makamdır siyaset. Değil mi Sayın Bakanım? Yani siz en iyisini... Dolayısıyla burada şimdi artık ayan beyan PKK-PYD olduğu ortaya çıkmış. Yani niye HDP söyleyemiyor? Hadi diyoruz ki efendim ona... Yok efendim ben anlayamam. HDP'yi de anlayamam. Herkes bu ülkenin milli davasında ortak olmak zorunda. Herkes terörü lanetleyecek ama nereden gelirse gelsin değil. Şu terör örgütü, bu terör örgütü diyecek yani. Eray Bey, efendim. Şu sorunun cevabını bulalım da yani haksızlık yapmış olmayalım. O tarih itibariyle devlet resmi açıklama yapmıştı. O saat itibariyle devlet PKK-PYD örgütü olduğu İçişleri Bakanı'nın açıklaması çıkmış mıydı ortaya? Yani o açıklamadan sonra yaptılarsa konuşmayı ona göre yapmak lazım. Önce yaptılarsa ona göre yapmak lazım. Yani eleştiriyi de savunmayı da doğru bilgi üzerine ama bir oturtmak. Örnek üzerinden konuşmuyoruz ki. Ama şimdi Mersin'de bilmiyorum. Hani onu açıp bakmamız lazım. Bakma ben biliyorum. Ben tek tek söyleyeyim ama kimle mesaj yayınladı. Bilmiyoruz yani Mersin'de ne olmuştu, nasıl olmuştu? Altılı masa ortak açıklama mı yaptı? Aynı şekilde mi oldu? Bilmiyoruz ki. Bir de Turgay Bey, siyasetçiler, özellikle siyasi parti liderleri ihtiyatlı davranmak zorunda. Hani bir anda fevri hareket etmemek zorunda. Yoksa bu PKK'ya terörist örgüt diyememek anlamına gelmiyor. Bu anlamı çıkartmak çok ileri bir önerme olur. Doğru olmaz, insafsızlık olur bizim açımızdan. Ya şöyle bir durum söz konusu olabilir. Şimdi altılı masa kurgusu gereği HDP'nin oylarına ihtiyaç... Açık konuşalım yani artık böyle karnımızdan konuşmayalım. HDP'nin oylarına ihtiyaç duyuyor kurgusu gereği. Fakat HDP ile de resmen bir işbirliği yapmaktan imtina ediyor. Ama arka planda bir takım temaslar kurduğuna dair siyasette yoğun bir spekülasyon var. Tamam. Bütün bunlar aslında biraz oradan kaynaklanıyor. Aslında hani seçim çalışmaları başladı diyerek hükümetin bu işlerin içinde sorumluluğu olduğunu ima edenler, yani çok alçakça bir ima tabii, bu tür terör olaylarının içinde olduğunu ima edenler, demek istiyorlar ki hani vatandaş PKK'ya kızacak, dolayısıyla altılı masadan uzaklaşacak, haydi oylar AK Parti'ye gidecek. Bunu sağlamaya çalışıyor. Bir görüş, bir böyle diyen bazı tipler var. Var, var. Bir de öbür şeyler var. Mesela sizin de biraz önce özetlediğiniz şey. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandığı diyen Sezgin Tanrı Kulu'na CHP'den bir itiraz geldi mi? Yok, şunu söyleyeceğim. Şunu ifade etmeye çalışıyorsunuz. Ben tercüme etmek istiyorum. Müsaade ederseniz kusura bakmayın. Haddimi benim söylediğim mi? Hayır, sizin derken hani siz söylediniz, kendinizi doğru ifade ettiniz ama benim anladığım şu sizin söylediklerinizden. Diyorsunuz ki HDP ile olan tırnak içinde örtülü işbirliği PKK'ya doğrudan bu konuda bir yakıştırma yapılması. Adını vermeyi onların imtina ettiriyor diyorsunuz. Ben de evet, diyorum bu ki bu ima var. Bu doğru. İma var değil mi? Siz de bunu söylediniz. Evet. Eğer bu doğru ben olsaydı. Ben söylemiyorum. Böyle hayır, bir imanın varlığını var. Söylüyorum. Bu ima doğru olsaydı ben de şunu söylemeye çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İyi Parti'den, DEVA'dan bakın bunlara ilişkin çok ciddi eleştirilerim var. Her birine farklı farklı noktalarda, hatta terörle mücadele konusunda, dış politika konusunda tıpkı AK Parti olduğu gibi onlara da ciddi eleştirilerim var. Ama eğer bu ima doğru olsaydı eğer, bu partinin ileri gelenleri ki onlarca örnek verebilirim. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden onlarca örnek verebilirim, İyi Parti'den yüzlerce örnek verebilirim. PKK'nın terörist örgütü olduğunu, iğrenç bir örgüt olduğunu, emperyalistlerin uşağı bir örgüt olduğuna ilişkin genel başkanından tutun. Bu doğru söylüyorsunuz, ben de verebilirim. Evet, ya eğer bu çekince olsaydı bunu yapmazlardı. Bu söylediğiniz doğru, ben de verebilirim. Tamam. Bak, buna itirazım yok. Ben ne dedim? Altılı Masa'nın liderleri diye başladım söze. Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu da PKK'nın terörist örgütü olduğuna ilişkin onlarca açıklama yaptı. Keza Akşener de öyle. Ben ne dedim? Bu taziyelerde niçin PKK ismi kullanılmaz dedim. Geçmiş saldırılardan örnek verdim. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. PKK'nın, özür diliyorum, Amerika'nın PKK'ya yardım yaptığını biliyoruz değil mi? Evet. 50 bin tır dolusu yardım yaptığını biliyoruz değil mi? Ya sayıdan belki fazladır. Daha yani, fazladır. Yani 90'lı yardım. Yıllarda çekiç güç şey atardı. Biz bunu biliyoruz değil mi? Hepimiz biliyoruz. Aksini söyleyen var mı aramızda? Varsa var desin. Yok. Peki biz CHP'den Amerika'ya ya siz niçin bu terör örgütüne 50 bin tır dolusu silah verdiniz? Maddi yardımda bulunuyorsunuz. Niçin koruyup kolluyorsunuz dediğini duydunuz mu? Ben duymadım. Kemal Bey Amerika'ya gitti. Hamburger yedi, 8 saat kayboldu. İşte onunla görüştü, bununla. Ama hazır oraya kadar gitmişken bir basın toplantısı da Amerika'ya yönelik olsaydı ve deseydi ki
Yarın biz iktidara gelirsek FETÖ'yü istemeye devam edeceğiz. Siz PKK'ya 50 bin tır dolusu silah verdiniz. Yardım ediyorsunuz. Böyle müttefiklik olmaz. Dedi mi? Demedi. Peki aynı CHP Azerbaycan Karabağ işgaline son verirken çıkıp ne dedi? Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah yardımında bulunuyor dedi. Şimdi bunların hepsini birden değerlendirmek zorundasınız. Ona PKK diyememesini, Azerbaycan'a Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin silah vermesinin eleştirilmesini. Burada bir mana arıyorsunuz yani. Ben mana aramıyorum. Ben fotoğraf çekiyorum. Manayı izleyicilerimiz karar versin. Propagandanın sivil olanını yapıyor. Ne demek bu? Yani şu demek. Bu halk, vatandaşlar, insanlar bunun söylemediğini görüp oy vermek isteyenler veriyor mu? Veriyor. Bunu gören veriyor. İnsanlar şimdi, lütfen size oy versinler. Benim öyle bir derdim hayır, yok. Hayır ama bakın. Hayır. Siyasetin bunun yanlış olduğunu düşünen kişiler, insanlar size oy versinler. Bakın şimdi her parti kendi toplumuna mesaj vermek ister. Mesajın veriş şekli, türü farklı. Altılı masa bugün, Bey, ne anlatıyorsun? Altılı masa bugün hayır, ne anlattığımı ben daha iyi biliyorum. Bakın altılı hayır, masanın yalnız şu anda terörle ilgili açıklamasını konuştuk. Mesela altılı masa bugün maalesef bağımsız Türkiye Partisi'ne reddettiği gibi sözüne bir itirazımız reddettiği var mı? Gibi maalesef başka şeyler daha söylemişler. Bakın yeniden maalesef Azerbaycan'a silah veriyoruz sözüne efendim, bir itirazımız silah var mı? Veriyorlar dediği zaman bu burada ben söyleyen o eski dışişleri büyükelçisini ben kınadım. Yani beni ilgilendiren... Tamam ben de aynı şeyi söylüyorum. Neye itiraz ama ediyorsunuz? Ama ben CHP'yi kınamam. Çünkü o CHP'nin resmi açıklaması değil. CHP siz bu açıklama üzerine bir tepki bakın, ortaya hayır, koysaydı hayır, hayır, hayır. Ve bu kabul edilemez deseydi CHP'nin açıklaması olmazdı. Efendim demedi. 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 Evet. Ama ne diyor sözcü? Ne diyor? Sözcü geçen gün yine PKK'yı açık isim vererek eleştirdi Sayın Öztürk. Şimdi bazı şeyleri siz burada ben biraz evvel birisi bana bir tweet attı. Hemen yanıt verdim. Neden İçişleri Bakanı övüyorsun? Överim. Şu anda Türkiye'nin birlik beraberlik günüdür. Geçmişte ne yaptıklarına bakmam. Tenkit ediyor. Aynen sizin şu anda CHP'yi Mersin'de şurada burada dediğiniz gibi. Şu andaki an önemli. Şu andaki an da birlik beraberlik önemlidir. Ben kendim aynı bakanın yerinde olsaydım benzer açıklamayı yapardım diye yazdım. Neden? Çünkü o söyleyen arkadaş iyi niyetli bir arkadaş. Tamam konumda ne alakası hayır, var? Bu benim iyi, söylediğim... iyi niyetli tanıyorum. Hayır, i̇yi niyetli. Bakın kim o iyi niyetli? Ya isime gerek yok. Ben iyi niyetli adam biz de, diyor ki biz bana. De bilelim, ama bakın dinlemiyorsunuz ki iyi niyetli adam. Ya sen övme. Yani ben övmem diye bir olay yok. Cumhurbaşkanını bile övdüm biraz evvel farkındaysanız. Nasıl dedim? Lütuf mu bu? Öyle tabii o kadar ya dedim. Kendinizi nasıl bir yerde görüyorsunuz? Onu bile övdüm. Aa, bunu hayır, da övdüm. Övdüm tabii. Övdüm. Hani hayır, ama siz de bile deyip eleştiriyorsunuz. Ben de diyorum ki bakın. Ya ben geçen hafta da burada Faik Öztürk'ü övdüm. İşte Ahmet Bey şahit. Niye övdüm? Çıktı. Sezgin Tanrıkulu'nun sözünü kabul edilemez buldu. Ben de övdüm. Yani ne var ki? Parti sözcüsü. Ama yani ben bakın, şöyle demedim niye? Övdükten ama, sonra. Ama, ben övdüm ya, işte. Cumhurbaşkanı övmemi bile kıskanıyorsun ya. Cumhurbaşkanı övmemi bile kıskanıyorsun Turgay kardeşim. Ben niye övdüm? Dedim ki Cumhurbaşkanı bu konuda o kadar dikkatli davrandı ki ilk açıklamayı yaptı. Terörü telin etti. Amerika Birleşik Devletleri'ne meydanını okudu Biden'a. Ondan sonra ya Masum Bey, şeye devretti. Masum Bey bir şey söyleyebilir miyim? Yani bu işler şöyledir yani. Turgay Güler, Faik Öztürk'ü över. Bugün över. Yarın kızarım. Yarın eleştirir. Ben de öyle yapıyorum zaten. Bu normal yani. Hayır yani bugünkü koşullar bizim vatandaşlar iyice bu kutuplaşma siyasetine. Evet, yani ya. Biraz evvel Eray Bey konuşurken hepimize şuna dikkat çek. Sosyolojik olarak birlik, bütünlükten, varlıktan bahsetti. Birlik ve bütünlük olduğu anda biz bir böyle bir açıklamayı bahane edip de hemen iş siyasete mal etmemeliyiz. Nihat, bizim ne kadar ya. Güzel Türk bayraklarıyla donatmışlar İstiklal Caddesi'ni. Bak, hangi belediye donatırsa helal olsun. Tarafsız bölge burada i̇ster Beyoğlu, sona eriyor. İster şey. Ben CNN Türk İstanbul haber müdürümüz Nihat Uludağ'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten muazzam güzel bir katkı sundunuz.
güzel bir şekilde gayet anlaşılır tabii gazetecilik diliyle şu teröristin nasıl yakalandığı işinin hikayesini aktardık. Çok teşekkürler. Bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Turgay Güler, Eray Bey, Onur Bey, Masum Bey hepsine. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Bütün ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.